Merhaba sevgili dostlar. Aralık ayında yengeç burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sağlıklı, keyifli olursunuz. Şimdi gökyüzü olarak baktığım zaman neler var? Odaklanamadığınız aile içerisinde bazı konular. Hani artık böyle sıkıldım, yoruldum, bu konulara odaklanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Burada iş konularına baktığım zaman daha bir mücadele haliniz, değişim dönüşüm isteğiniz bu ay biraz yoğun olacak. Bir şeylerin değişmesini zaten aslında şimdi diyeceksiniz ki herkes ister. bu ay siz biraz daha fazla istiyorsunuz demek ki gökyüzü bu açıda sadece sizi de destekliyor. Tabii bir yükselen yengeç olarak ben de bir şeylerin değişmesini istiyorum. Bakalım hangi konularda değişiklikler isteyeceğiz ya da neler yaşayacağız? Ay, ilişkiler konusu, iş konusu. İlişkilerde yan yan kaçıyoruz arkadaşlar ay sonu. Şimdi aybaşı olarak değerlendirelim. Bir, sağlık konularına hemen bir bakayım. Aralık ayı için sisli puslu alanlar var ama bu alanları fal göstermiyor şu an bana. Boğaz bilinmezlik. Bir de göz görselleri var arkadaşlar. Aslında göz doktoruna gitmek istiyorum ama bu Aralık mümkün değil, gidemem diye düşünüyorum. 15'inden sonra diyebiliyorum. 15'ine kadar bir beklenti içindesiniz. Aile içerisinde de aslında oturmuş bir düzen, ufak tefek aksaklıklarla Aralık ayının 15'ine gelirsiniz. Şimdi Aralık ayının 15'ine geldikten sonra yalnız bir konu var bakın burada. Şimdi burada iki türlü açıklama yapacağım. Bir, aile içi çocukları olanlar için bir açıklama yapayım önce. Şimdi aile içinde özellikle Aralık'ın 20'si gibi ortada bir sıkıntı var. Burada eşiniz ve siz bu sıkıntı, bu aile içerisindeki sıkıntılı konu neyse karşılıklı oturmuş bu konuda konuşmalar yapıyorsunuz. İkinizin kafası da karışık, ikinizin kafası da sisli puslu. Hatta eşinizin işle alakalı da bazı sıkıntıları var. Bu konu her neyse Aralık'ın 20'si gibi olan konu. Onu evet modlanmış o konuyla ilgili çözümler üretmeye çalışıyor ama bir ayağı da işinde. Yani biraz arada sıkışacak. Ve siz bu durumu bu yapılan iş ya da konu ortadaki işte böyle birikmiş olan konu neyse onun yardım etmediğini düşünerek yani biz yengeçler yardım etmediğini düşünerek sanki böyle bir kafesin içinde özgürlüğümüz kısa biraz kullanılıyor muyum acaba? Hani hep ben mi emek vereceğim gibi gibi. Hani kafesin içinde olmak, kendi iç dünyanızla yüzleşmek ya da işte kendi iç dünyanızı aktive etmek gibi düşünün. Böyle bir hissiyat içerisinde olacağımız görünüyor. Eşimize karşı biraz gardımızı almış, hatta ondan biraz uzaklaşır dedim ya, yengeç olarak yan yan kaçar gibi duruyoruz. Çok fazla da hissettirmeden bir uzaklaşma, bir alınma. Hani böyle bir gönül koyma durumu söz konusu olabilir. Burada çevrenizde daha çok çocuklarla ilgilendiğiniz görselleri var. Bir de burada aile içerisinde dışarıdan uzaktan bir kişinin müdahalesi var. Şimdi bu konular her neyse aslında bu konuların dışında bir de dışarıdan aileye müdahale eden bir kişi görünüyor. Bu müdahale eden kişi sizi çok gıcık ediyor yalnız. Yani yengeç burcunda olanları çok gıcık ediyor. Hatta bunun içinde bir 20-25'i gibi. Acaba yılbaşında birileri gelecek onu mu istemiyorsunuz diye düşündüm. Şimdi ilk aklıma gelen oydu. Bir rahatsızlık, bir bu konuyu inceden konuşup bununla ilgili tartışma durumları olabilir. Ortada Medusa görselleri var aslında. Hani hayatınızdan çıkarmak, keşke olmasaydı, keşke gelmeseydi ya da keşke onunla konuşmadım dediğiniz bir kişiye de gardınızı aldığınız görünüyor burada. Birisine gıcık olacağız yani. Bu gıcık olduğumuz kişiyi de hayatımızdan uzak durması için sanki dileklerde bulunuyormuşuz gibi duruyor. Şimdi bu konuları çözer misiniz? Bu bir 10 günlük süreç. Bu 10 gün süreç içerisinde biraz karışık, kafanız dağınık. Günü yaşayacaksınız ama kafanızda çözmeniz gereken bu ortada duran sıkıntılar görünüyor. Bunları çözersiniz ama çözerken de biraz böyle üzerinizdeki yüklerden dolayı huzursuz ve mutsuz olabilirsiniz. Dediğim gibi Aralık'ın 20'sine kadar olan süreç çok sakin arkadaşlar. Yalnız 20'sinde böyle bir karışıklık, bir konunun parasal konuyu da ilgilendiriyor. Bu yarım bir balık görseli de var burada. Bu konunun aktifleşmesiyle çocuklarla ilgili konu, arkasından orta duran sıkıntılı konu, sonrasında eşinizin iş ve ev içerisindeki
halleriyle alakalı sıkışmışlık bir durum gibi böyle arkası arkası bir 10 gün sıkışık görseller var. Burada parça parça yaptığınız bir paranın bu sıkıntının üstüne konduğu da görünüyor. Burada hani vereceğimiz mücadele özellikle 10 gün bile diyebilirim. Onun haricindekiler fasafiso görsellerinde çıkıyor. Şimdi iş konularında da anlaşamama görselleri var. Ay başında iş yerinde patron, şef, alacaklı olduğunuz kişi, yakın gördüğünüz bir arkadaşınız gibi birisi ile böyle altlı üstlü bir karışma var. Siz bir şey söylüyorsunuz, o farklı bir şey söylüyor. Siz buradan tutuyorsunuz, o farklı yerden tutuyor. Bir karışıklığın içerisinde kendinizi havada hissedeceksiniz. Ayakların yere bastığı yerlerde küçük küçük paralar var. Yani bu işleri yaparken almış olduğunuz parayı da paradan önce aslında işinizi, bu karışık olan durumu çözmeye çalışacağınız bir hafta var aslında. Aralığın ilk haftası var. Sanki iş yerindeki bu düzensizlik, kişilerin kontrollü ya da aynı konu üzerinden çalışması gibi bir dengesiz süreci kontrol etmeye çalışacaksınız. Ama burada siz de dağılıyorsunuz. Aslında sizin düşündüğünüz, sizin öngördüğünüz konularda destekleseler daha hızlı yol alırsınız. Ama burada sanki direten, gözüne gözlük takmış, hala daha geçmiş konulara takılan ve bu konulardan dolayı da bir türlü ilerlemenizi önünü açmayan patron ya da şef görselleri var. Burada iş yerinizde bu karışık ortamda sanki siz onu tutmuş, inat ettiği konularda kendi tarafınıza doğru çekmeye çalışıyorsunuz ya da yaptığın işin doğruluğunu, vermiş olduğunuz emekleri ona ispat etmeye çalışacaksınız. Burada ayaklarınız yere basıyor ama çok zayıf ve balık görsellerinde almış olduğunuz parayı da kesinlikle hak etmediğinizi, yani daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Burada incelmiş olmaları da yetersiz geldiği anlamını taşıyor. Ve sonuç olarak bir 15 gün bile diyebilirim. İkinci haftayı da bu içine alabilir. İkinci hafta biraz daha azalarak bu konu ani bir şekilde farklı bir konuya evrilecek. Burada kişiler sanki artık ayrışmış bir kişinin ağzından çıkacak laflara bakıyor. Bir kişi önünüzde durmuş, çevresinde 4-5 kişi sanki elinde olan bir şeyi okuyor. Ve elinde okuduğu şeyi de bir kişi alıp sizlere getiriyor gibi duruyor. Yani birisinden bir laf alınıyor, ona söyleniyor, o söylenen kişi de size getiriyor gibi düşünün. Burada iş yerinde 3 kişi var. 3 kişiye söylenen bir konu olarak. Şimdi burada şöyle bir şey var. Patron ya da şef dediğimiz kişi kafasıyla bedeni ayrılmış, karışıklık yaşıyor. Elinde olan çok küçük, dağıtmak istemiyor. Elini sımsıkı tutmuş. Hatta burada iş yerinde çok konuşan bir kişiyi de gırtlağından tutmuş, çok konuşuyorsun diye. Bununla bağlantılı olabilirsiniz. Çok konuşan kişiyle bağlantılı olabilirsiniz. İki tane sinsice ne olursa olsun buradayım diyen bir kişi var. Ama en çok sivrilen, en çok işte ne olursa olsun bu işi bitirmem lazım, yapmam lazım diyen kişi siz olarak duruyorsunuz. Ama çok emek verip az para kazanıyor görselleriniz var. Bu iş yerindeki bu karışıklığı çözmek için yaklaşık olarak bir 20 gün uğraşılacak. 20 günün sonunda 20 günün sonunda işten çıkartılan arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar. Burada boynundan tuttuğu kişiyi bir kere kenara sallayan bir şef patron görseli var. Bir kişinin çıkışı mümkün olabilir. Kişiyle bağlantısız dikkat edin, sizi dalıp çekmesin. Çünkü boşluk var arkasında. Şimdi ben yengeç olarak şöyle düşünüyorum. Ayın başı itibariyle işinizde beklenti içinde olduğunuz konularda bir karışıklığa girersiniz. Bu karışıklık 20'sine kadar sürer. Şimdi burada en çok emek veren ama emeklerinin karşılığını alamayan olarak görünüyorsunuz. Sizin gibi insanlar da var tabii ki ama daha çok konuşan siz görünüyorsunuz. Ve sizin yanınızda bir kişi daha var, o daha da fazla konuşuyor. İşte burada göze batan kişilerden o önünüzde duran kişi işten çıkartılabilir. Ve işten çıkartılmasıyla artık gözler sizin üzerinize çevrilir. Yani işinizden memnun olmanız bir yana, eğer işinizi ayarlamadıysanız bu ay için özellikle bu oyuna gelmeyin. Biraz sessiz kenardan izleyin derim. Yan yan kaçın yengeçler. Yan yan kaçın. Çünkü buradaki bu boşluk hali iyi bir şey değildir. Bu boşluk hali. Şöyle bir ara vereyim, bir işten ayrılayım artık yeter kafası da var bu ay yengeçlerde. Biraz üf diyebiliriz. Yo, benim işim çok iyi. Böyle bir karışıklığım yok. Keyfim de yerinde. Gidiyorum, geliyorum. Maaş zammı bekliyordum ya da işte başka, yani sakin sessiz olabilecek olan şeyleri bekliyorum diyorsanız 15 gün değil ama 15 günden sonra istediklerinizi alırsınız diyebilirim.
Zaten burada yengeçlerin şu 15-20 güne dikkat etmesi lazım. Niye 15-20 güne dikkat ediyoruz diye düşünüyorum şu an. Harita olarak da desteklemeyen bir şey mi var acaba bize? Şimdi burada ailede bakın elinizde tuttuğunuz bir asa var. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz ama bu değiştirmek istediğiniz şey size ağır gelmiş. Bir süredir uğraştığınız bir konu olarak duruyor. Bu arada ben şu Aralık ayının transitlerine bir kere daha bakmak istiyorum. Onu da açıyorum buradan. Yengeç burcu neredeyiz? Buradayız. Evlilikler konusunda bir kere burada da görsel var ya. Ayın ilk gene 10 günü hane içerisine ilişkilerde odak noktamız daha çok sevgi ikili ilişkiler olacak. İşle alakalı konularda çevrenizde hinlik yapan, hainlik yapan insanlar olabilir. Şimdi bu ilk Aralık'ın ilk ayına dikkat ediyoruz. Konuşamadım. Aralık'ın 9'u itibariyle işte şans görselleri var. Burada iç dünyanız biraz daha rahatlıyor. Beklenti içinde olduğunuz konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 11, 12, 13, 14 ayımız daha çok hane ve ikili ilişkilerde görünüyor. Ne zaman ki şurada 21 Aralık itibariyle de işinizle alakalı içinizi rahatlatacak bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Burada çıkış vermeyin lütfen. Çıkış almayın ya. Çıkmayın. Bu ay işten çıkmayın. Çıkartılmamak için de lütfen uğraşın. Burada elinize tuttuğunuz hane içerisinde de sıkıntılar var arkadaşlar. Bunlar da bu konularla alakalı da bir süre mücadeleniz olacak. Sanki eşiniz önden gidiyor, siz arkadan gidiyorsunuz ama arkadan gitmekten memnun değilsiniz. Hani sorumluluk almayan bir eş olabilir. Sizi çok fazla fark etmeyen, ruh halinizi anlamayan bir eş olabilir. Bu ay biraz onunla uğraşma durumunuz söz konusu olabilir. Ne yazık ki. Ne yazık ki en azından 20'sinden sonramız rahat. Yeni yıla güzel girelim. Nasıl girersek öyle geçer derler. Totemdir. İyi girmekte de fayda vardır. Güzel olanlar bizi bulsun arkadaşlar inşallah. Sağlığımız saatimizde yerimizde olsun. Boğazlarımıza ve böbreklerimize de lütfen dikkat edelim. Onları da görmüşken başka konuya takıldığım için söyleyemedim. Böbrek konularda biraz aktif haberiniz olsun. Bu ayı üşütmeden sağlıklı geçirin lütfen. Önemli olan sağlık diyoruz. Tabii ki aşk ilişkilerde de kendinize dikkat edin. Bu aylık bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.